İşte teşkilat, işte lider, genel başkanımız, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım. Yer bilmek, göğü bilmek dil olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Gez olur, vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşmanın kim sez olur. Tarihini şerefinle yaz olur, yaz olur, gez olur. Vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşmanın kim sez olur. Tarihini şerefinle yaz olur, yaz olur. Ekmeğini aç olanla böl olur. Haram yeme, hak uğruna öl olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Çakal gezen şu dağlarda gez olur. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez olur. Hain gezen şu dağlarda gez olur. Gez olur. Vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşmanın kim sez olur. Tarihini şerefinle yaz olur, yaz olur, gez olur. Vatanına göz dikeni ez olur. Dostun kim, düşmanın kim sez olur. Tarihini şerefinle yaz olur. Yaz olur. Avcıların saygıdeğer güzel insanları, değerli kardeşlerim, AK Parti bayrağını avcılarda dalgalandıran kıymetli dava arkadaşlarım, sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Buradan avcıların tüm mahallelerindeki vatandaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti Avcılar Teşkilatımızda vazife yapmış tüm kardeşlerime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ama baktım ki şöyle arkada sisli yerlerde bizim eskilerden birisi daha var. O da Diriko Mustafa. Maşallah. Ya Diriko kardeşimiz, ya senin burada ne işin var? Maşallah. Bizim ilk bunlar belediye başkanı adayımız beldelerde. Ta Bin Kılıç. Orada belediye başkan adayımız. Feyzullah Efendi buralarda mı? Feyzullah Efendi ile beraber hem tıraşını yapmak istedik hem başını yıkamıştık. Ne günlerde, ne günlere. Ey Allah'ım, ne büyüksün. Neler lütfettin bizlere. Ve öyle çıktık yola, geldik bugüne.
Ahirete irtihal etmiş olanlara Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Kongremizin şehrimiz için, avcılarla birlikte ülkemiz, milletimiz, demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Avcılar 16 Nisan halk oylamasında, az önce dışarıda da söyledim, %41'lik evet oranıyla beklentimizin çok altında kaldı. Oysa ben avcılardan çok daha iyi bir netice bekliyordum. İnşallah 2019 seçimlerinde burada çok farklı bir manzarayla karşılaşacağız. Hanımlar, gençler, beyler, belediyeyi almakta kararlı mıyız? Maşallah. İşte bu irade alır. Hem milletvekilliğinde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde avcıların 16 Nisan sonuçlarını tersine çevireceğine inanıyorum. Ama bunun için de çok çalışmamız lazım. Evet, şimdi avcılardan öyle bir seslenin ki Marmara Denizi'nin öteki ucundan bile duyulsun. Ana kademe şöyle bir ayağa kalksın bakalım. Ana kademeyi bir ayakta göreyim. ...2019'a kadar kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Teşekkür ediyorum, buyurun. Şimdi de kadın kolları. Maşallah. 2019'a kadar kadın kolları olarak her eve girmeye hazır mıyız? Şimdi buraya tabii kahveleri de hazırlamak lazım. Bütün girdikleri evde hanımefendilere 40 yıl unutulmamak için bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Tamam. Hazır mıyız? Sağ olasınız. Evet. Gençler. Gençlik kolları. 2019'a kadar liselerden üniversitelere tüm gençlerimize ulaşmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Gençlere bilmediklerini anlatacaksınız. Bildiklerini anlatacaksınız. Neyi biliyorsanız onu. Gençler, avcılarda ayak basmadık yer, dokunmadık gönül, desteğini almadık vatandaşımız bırakmamaya söz veriyor musunuz? Maşallah. Ziya Paşa ne diyor? Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi aklı eserinde. Biz de bugüne kadar hep eserlerimizle konuşmaya, eserlerimizle kendimizi anlatmaya çalıştık. Türkiye yıllarca lafla peynir gemisi yürütmeyi maharet sanan siyasetçiler, yöneticiler elinde vaktini ve enerjisini kaybetti. Geçtiğimiz 15 yılda bir yandan ülkemize yönelen nice saldırıyı göğüslerken, diğer yandan her alanda Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının kat be kat fazlasını hizmetlerimizle elhamdülillah gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en yakın şahidi neresi? İstanbul. Neresi? Avcılar. Avcılar. Kardeşlerim, Allah aşkına, tabii ben içinizde avcılarda kaç yıl oturuyorsunuz filan bunu bilemiyorum. Ama avcıları iyi bilirim. Yani 20 yaşımdan itibaren avcıları iyi bilirim. Ve avcılarda o dönemden itibaren şöyle
hayal meyal bir geri dönüyorum ve bakıyorum ki ey gidi avcılar ey. Buralarda böyle şu andaki binalar şunlar bunlar filan falan hak ettiler. Böyle bir şey yok. Ama biz buraları böyle isim olarak da mahallelerden aklımda kalan meşhur bir mahallesi vardır buranın. O da Deniz Köşkler Mahallesi. Hemen ayağa kalktı. Ta o zamandan. Ama şimdi diyorum ki madem Deniz Köşkler Mahallesi böyle heyecan dolu kalktı. Hadi bakalım. Şimdi gene başı çekeceksiniz. Ve evvelallah avcıları da tersine inşallah ayağa kaldıracağız. Ve avcıların geçmişine baktığımızda mübadeleden itibaren ne büyük zorluklar, ne büyük yokluklar, ne büyük sıkıntılarla bugüne geldiğini görüyoruz. İlçemizin isminin nereden geldiğini biliyorsunuz değil mi? Söyleyeyim. Bu isim İstanbul'un ne kadar boş olduğunu ispat için bunu söylüyorum. Av meraklılarının mesken tuttukları, her fırsatta gelip vakit geçirdikleri, eğlendikleri, burada yaşayan insanların da onlara rehberlik ettiği dönemlerden kalmadı. Ve ondan dolayı buralar devasa boş araziler. Yarım asır öncesinin plansız, programsız, kontrolsüz göç akınından avcılarda payına düşeni almıştır. Avcılar böyle bir ilçedir. Tarihi Yarımada'nın hemen arkasında Küçükçekmece ile Marmara Denizi arasındaki bu ilçemizin makus talihi 1994'ten itibaren Büyükşehir Belediyesi'nde 2002 Kasım'ından itibaren de hükümette gerçekleştirdiğimiz icraatlarla değişmiştir. Hükümetlerimiz döneminde İstanbul'a değerli kardeşlerim 210 milyar liralık yatırım yaptık. Marmara'yla, Avrasya Tüneli'yle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'yle İstanbul'un iki yakası arasındaki ulaşımı hem çeşitlendirdik hem kolaylaştırdık. İstanbul'u İzmir'e bağlayacak otoyolun yapımı sürerken bu projenin önemli bir bölümü olan Osman Gazi Köprüsü'nü de açtık. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir otoyolunun çalışmaları devam ediyor. Bu otoyolun boğaz geçişi olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşaatına da başladık. Yüksek hızlı trenle İstanbul'u Ankara'ya, Eskişehir'e, Konya'ya, Kocaeli'ne, Sakarya'ya, Bilecik'e bağladık. İnşası süren yeni hatlarla Sivas'tan Antalya'ya, İzmir'den Adana'ya, Gaziantep'e kadar ülkemizin dört bir yanına hızlı tren hatlarıyla ulaşmak mümkün hale gelecek. Dünyanın en büyük havalimanını İstanbul'da inşa ediyoruz. İlk etabını inşallah yıl sonuna doğru açıyoruz. Kanal İstanbul dünya çapında bir proje. Onun da temelini inşallah şöyle yıl sonuna varmadan atmış olacağız. Ve ihalesine şu anda çıkma hazırlığı yapılıyor. Raylı sistemler, İstanbul'un ulaşımında son dönemde yaptığımız en büyük atılımlardan biridir. Daha birkaç ay önce Üsküdar-Ümraniye metrosunu hizmete açtık. Bugüne kadar İstanbul'a 17 kilometrelik tünel, 160 kilometrelik metro hattı inşa ettik. Hedefimiz 2020 yılına kadar tünel uzunluğunu 68 kilometre, metro uzunluğunu 355 kilometreye çıkarmaktır. Daha sonrası için de 120 kilometre yeni tünel, 650 kilometre ilave metro hattı projelerimiz var. Sağlıkta İstanbul'u sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyoruz. Son 15 yılda İstanbul'a 51'i hastane olmak üzere 127 yeni sağlık tesisi kazandırdık. Yatırım bedeli mevcut rakamla 5 milyar, eski rakamla
5 katrilyon lirayı aşan 16 yeni sağlık merkezinin inşası sürüyor. Şehrin her iki yakasına da ayrı ayrı toplam 7000 yatak kapasiteli iki dev şehir hastanesi yapıyoruz. Bu taraf gayet hızlı gidiyor. İnşallah yakın zamanda Anadolu yakasındaki şehir hastanesimizin de ihalesini ve inşaatını başlatacağız. Başakşehir Hastanesi'nin inşaatı bu hızla devam ederse inşallah çok kısa zamanda hizmetinizde. Sancaktepe Hastanesi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. İstanbul'un konut kalitesinin yükseltilmesinde TOKİ öncülüğünde yürütülen projelerin malum çok büyük payı var. Geçtiğimiz 15 yılda TOKİ vasıtasıyla İstanbul'a 156 bine yakın konut kazandırdık. Restorasyonlar, aslına uygun yenilemeler, kadim mimarimize uygun yeni projelerle İstanbul'un tarihi mirasına sahip çıkıyoruz. İçme suyu ve temizlik sorunu eskiden İstanbul'un başının belasıydı. Tabii gençler bilmez. Orta yaş ve üzeri kuşak şehrin adeta korktuğu o günleri iyi hatırlar. Bugün İstanbul ülkemizin içme suyu sorunu olmayan büyük şehirlerin başında geliyor. Isranca, Yeşilçay ve Melen projeleri başta olmak üzere pek çok yatırımla su meselesini kökünden çözdük. Bunun için Boğaz'ın altını sadece ulaşım değil, su borusu tünelleriyle de geçtik. Ömerli Barajı'ndan bu tarafa, hamdolsun Boğaz'ın altından içme suyu hattını döşedik. İstanbul'a 21 milyon yeni fidan dikerek şehrin yeşil vasfını geliştirdik. Tabii burası aynı zamanda bir eğitim, öğretim şehri. Şu anda İstanbul sayıları 57'ye ulaşan yüksek öğrenim kurumları, 34 bin dersliği ve buralarda okuyan 890 bin üniversite öğrencisiyle dünyanın en önemli eğitim öğretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. İstanbul'un şu an 14.500 olan yüksek öğrenim öğrenci kapasitesi önümüzdeki 3 yılda inşallah 2 katına çıkıyor. Bakalım. Gençleri şimdi inşallah Mart'ta göreceğiz. Gençler, Mart'ta sizlerden farklı netice bekliyoruz ona göre. Kasım'da farklı netice bekliyoruz ona göre. İstanbul öyle bir şehirdir ki anlatmakla bitmez. Bizim İstanbul'a yaptığımız hizmetler de anlatmakla bitmez. Madem Ziya Paşa ile başladık, yine onunla devam edelim. Sağ olun. Ne diyor Ziya Paşa? Ne diyor? Ziya Paşa ne diyor? İnsana sadakat yaraşır. Görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah. Olay bu. Evet. Bazıları ülkeye ve millete yapılan
her işe bir kulp takmaya kalksa da biz Allah'ın yardımıyla yolumuzda ilerlemeyi sürdüreceğiz. Türkiye'nin omuzunda artık bir yük haline gelen ana muhalefet partisinin ve başındaki zatın eser, proje, hizmet değil, sadece ve sadece iftira, yalan, hakaret üzerine kurduğu siyaset bize göre değil. Bizim 2023 hedeflerimiz var. Bizim 2053 ve 2071 vizyonlarımız var. Bizim ülkemiz için, milletimiz için çok büyük hayallerimiz var. Bizim bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz geliştirdiğimiz projelerimiz, planlarımız, stratejilerimiz var. Türkiye bunca saldırıya uğrarken, bölgemiz tarihi bir dönüşüm sürecinden geçerken, küresel güç dengeleri yeniden oluşurken, biz bu kifayetsiz muhterislerle uğraşamayız. O kadar vaktimiz yok. Belediye hizmetlerindeki farkı siz görüyorsunuz. Biliyorsunuz ana muhalefetin birlikte yol yürüdüğü ve terör örgütünün güdümünde siyaset yapan bir parti var. Bu partiye mensup belediye başkanlarının hemen hepsini devletin halkla hizmet için kendilerine tahsis ettiği imkanları terör örgütünün emrine verdikleri için görevden aldık. Güya siyasetçi olan bu belediye başkanlarının yerlerine atadığımız valilerimiz, kaymakamlarımız, inanın bana onlarla mukayese edilemeyecek hizmetleri o illere, o ilçelere, beldelere fazlasıyla veriyorlar. Millet, hanım kardeşlerim, en büyük hakimdir, hakemdir. 2019 seçimleri, diğer hususların yanı sıra eski Türkiye alışkanlığı bu tür siyaset anlayışlarının da tasfiyesinin miladı olacaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk seçimi olan 2019 Kasım'ının ardından artık bu ülkede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ne istismar siyaseti yapanların, ne bürokratik oligarşinin, ne kerameti kendinden menkul siyaset derebeylerinin esamesinin okunmadığı bir Türkiye'ye doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz. Buna var mıyız? Var mıyız? Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kardeşlerim, benim sizden şimdi bir ricam var. Benim sizden şimdi bir ricam var. Nedir o? Ciddi mi ya? Yani siz şimdi mümin çekecek misiniz? Hazır mısınız? Hani nerede? Kabanlar nerede? Parkalar nerede? Peki, gitme kararını verdiğimiz anda önce ben, sonra da haydi dediğimiz anda yola çıkacağız. Ama bugün birisi daha oralara gitmiş. Kimin gittiğinin haberin var mı? He? Bilmiyorum, gitti mi? Bay Kemal Hatay'a gitmiş bugün. Gitti mi? Öyle mi? Sanatçı falan da var mıydı yanında? Sanatçı almadı mı yanına? Öyle mi? Niye acaba? Neyse. Herhalde bugünkü eksik bu olsun. Ama gitmesi bile çok önemli. İnşallah. Sabır sabır. Tamam sabır. Görev emri, sefer emri. Dur bakalım. Bir şeyler çıkar. Şimdi kardeşlerim, bizim biliyorsunuz Rabia'mız var. Değil mi? Şöyle bir kalkın ya. Çok yoruldunuz biliyorum. Bunu unutmuyoruz ha, bu Rabia'yı. Bu bizim başarımızdaki sır. Birbirimizi Allah için seveceğiz. Tamam?
birbirimize gönül koymayacağız. Makam, mevki, şu bu hepsi hikaye. Tamam. Tek millet. Olmadı ya, böyle ses olur mu? Yani avcılarda böyle çıkarsa bu ses yandık. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Bunu nasıl yapacağız? Bir olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. İstanbul aşığı, Türkiye sevdalısı lider, AK Parti Genel Başkanı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyoruz.